Gençler herkese merhabalar Beklediniz işte o son video geldi Yani TT Kimya'nın son videosuyla karşı karşıyayız Buraya kadar iyi bir mücadele ettin Savaştın ve sonunda kazanacaksın bunu da çok iyi biliyorum Çünkü her verilen emin bir karşılığı var Sadece istemen yeterli Burada olduysan zaten istediğinin de farkındayım O zaman ne yapacağız? Pes etmeden devam edeceğiz Peki hocam şimdi neden bahsediyoruz? ÖSYM tarafından uzun zamandır sorulmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani kimya her yerde ünitesinden. Daha çok gündelik hayatta karşımıza çıkan yerlerden bahsedeceğiz. Yani aslında bir nevi genel kültürde diyebiliriz. O yüzden bu derste olabildiğince böyle kültürümüzü yukarıya doğru çekmeyi hedefleyeceğiz. O ah, halde ne yapalım vakit kaybetmeyelim bence. Ne dersin? Hadi gel derse başlayalım. Şimdi ilk olarak kimya her yerde neden bahsedeceğim? Yaygın olarak günlük hayatta kullanılan kimyasallardan bahsedeceğiz hocam. Şimdi ilk olarak temizlik maddeleri. Yani temizlik maddelerinin özellikleri nelerdir hocam dediğinde günümüzde kullanılan en yaygın temizlik maddeleri nedir? Sabunlar, deterjanlar. Hayatımızın vazgeçilmezleri haline geliyorlar. Hocam her ikisi de iki kısımdan oluşmuş olacak. Nedir bunlar? Bunları bir polar kısım yani suyu seven bir uç olarak söyleyeceğiz. Bir de apolar yani suyu sevmeyen hidrofobik bir kısım olarak söylemeye çalışacağız. Ne demektir hocam? Bak şöyle bir şey bir kir molekülü olacak. Kir moleküle suyun, ee, suyun diyorum sabun ya da deterjanın apolar kısmı tutunacak. Polar kısmı da su tarafından çekilmiş olacak. Biz bu yapılara zaten misel adını vermiş olacağız. Nasıl yani hocam? Şöyle bir sabun ya da deterjan molekülü ikincisinde mantığı aynıdır. Bu kısma kuyruk kısım deriz. Kuyruk kısım apolar kısımdır. Yani suda çözülmez. Bu adam kirle birlikte etkileşen kısımdır. Peki hocam bu kısma baş kısım adını vereceğiz. Baş kısım hocam polar olan hidrofilik kısımdır. Çünkü suyu seven kısımdır. O zaman sabunlar da deterjanlar da iki kısımdan oluşuyor. Birisi polar birisi apolar dediğimiz bölgeler olmuş olacak. Peki hocam sabun ve deterjanların ikisinin de temizleme prensibi birbirine çok benzerler. Nasıl yani? Sabun ve deterjanı sadece elde ettiğimiz maddeler farklı. Onun dışında ikisi de şöyle bir şekilde polar ve apolar uç olmak üzere iki bölgeden bahsetmiş olacağız. Hocam temizlik maddeleri o zaman sabun ve deterjan da iki kısmında incelenmiş olacak. İlk olarak sabunu incelemek istesem neyle karşılaşacağım? Hocam uzun bir karbon zincir ile karşılaşıyorum. Bu karbon zincirin olduğu yeri ne dedim? Kuyruk adını verdim. Peki diğer kısım neydi? Baş kısım olarak karşımıza geldi. O zaman biz bunu nereden elde ediyoruz dersek bunları bitkisel ya da hayvansal dur kalemizi seçmedik. Bitkisel ya da hayvansal yağların sodyum ya da potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesinden elde ediyoruz. Zaten savunlaşma tepkimesinin ee, bahsettiğimizde açıklaması bu olacak. Diyeceğiz ki bitkisel ya da hayvansal yağların bazik ortamda hidrolizlenmeleri sonucunda elde ettiğin ürüne verdiğimiz isimdir. E peki yağ asiti olacak. Mesela yağ asitlerini biz sodyumlu, e, sodyum hidroksit dediğimiz yapıyla etkileştirirsek burada katı ya da beyaz sabun elde etmiş oluruz ya da sert sabun da diyeceğiz. Bunu RCOONA olarak isimlendirmiş olur. RCOONA, RCOONA neymiş? Katı beyaz sabunmuş. Sodyum sterat dediğimiz bir yapıdır. Yağ asitleri eğer ki potasyum tuzları ile etkileşirse bu sefer de sıvı yani bir diğer adıyla Arap sabunu elde etmiş olacağız. Bak Burası ne olacak? Rejo buraya da aynısını yapmışız yanlışlıkla. Reco K, Reco K diyeceğiz tamam mı? Rejona, sodyum katı beyaz sabun. Reco K dediğim şey, hocam sıvı Arap sabunu şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Peki, temizlik modellerinin özellikleri neydi dersek? Şöyle, bitkisel mi, hayvansal yağlardan elde edeceğim mi? Edeceğim. Doğada kolaylıkla parçalanıyor. Yani zararsız hale gelebilir. İnsan vücuduna zararlı herhangi bir etkisi var mı? Yok. E ben bunları sert sularda yani magnezyum ya da kalsiyum dediğim e, iyonların bulunan sularda temizleme işlemini iyi yapamıyorum. Tekstil ürünlerini bu adam ne yapacak? Fazla yıpratmamış olacak. Çünkü çok güçlü bir yapıya sahip değildir. Peki hocam deterjanı incelemek istesem ne olacak? Yapı aynı. Bak aynı yapı sadece şurada bir fark var. Hatta onu da söyleyeyim. Şu uç kısmı bak benzenli bir bölge geliyordu. Aklına kükürtten gelsin boş ver. SOH dediğimiz bir yapı. Eğer ki yapıya kükürt dahil olduysa deterjandı. Kükürt yoksa yapıştır bu adam sabundur diyebiliriz. Bu neden farkı ne dersek petrol ve türevinden elde edeceğiz bunu. Petrol ve türevinden çeşitli kimyasalların tepkimesinde özellikle sıvı ya da jel yani krem şeklinde elde edilen kimyasal madde olmuş olacak. E hocam burası ne? Aynı geliyor. Bak şuraya sadece kükürtlü bir model geliyor. Benzen alkası ve kükürt gelirse dodezil benzen sülfonuat ya da sodyum lauret sülfonat dediğimiz iki tane yapımız var. Bunlar deterjan ham olarak karşımıza gelmektedir. E, bunun genel özelliği hocam dersek? Petrol ve türevinden elde ediyorsun. Oo hocam petrolden elde ediyoruz. O zaman bu çevreye zararlı değil mi? Aynen öyle. Çevreye zararlı diyeceğiz. Bu yüzden doğada kendiliğinden parçalanmıyor. Mesela sabunlar için öyle demedi. Sabunlar da doğada kendinden parçalanmış oldu. İnsan vücuduna zararlı etkisi var mı? Risken olmaz mı hocam? Zararlı etkileri de var. Sert sularda işte bunda sıkıntı yok. Bana mısın demiyor. O acayip iyi temizleme işlemi yapıyor. O yüzden biz bunu sert sularda çok iyi temizlemeye tabi tutabiliyoruz. Tekstil ürünlerin sabunlara göre daha çok yıpratacak. Çünkü petrol türevi olduğu için sağlam bir temizleme yapısına sahip olmuş oluyor. Hatta şöyle bir şey daha önceden de söylemiştim anlatmıştım. Biz üniversitedeyken üniversitedeki erkek öğrencinin dramıdır. Girdiğiniz zaman böyle burnunuzu yakan acımtırak bir kokuyla karşılaşırsınız. Bu koku nedir? Şimdi erkek öğrenciler ilk çıktıklarında tabii ki meşhur olarak çorap çok fazla getirmiyorlar. Yaptıkları iş çorabını temizlemek olacak. Ama çorabı deterjan da almadıkları için sabunla çetiliyorlar. Sabunun şöyle bir sıkıntısı var. Sabun kirleri çok iyi çıkartmıyor. Kiri daha da derine itmiş oluyor. Bu daha da derine itince böyle hani burunda çok hoş gelmeyen bir koku var ya. Heh işte o sabunla temizlemeden kaynaklanıyor. Hatta üniversitedeyken bizim arkadaşım biri şeyi söyledi. Dedi ki ya dedi bir arkadaşım vardı. sizde kalabilir mi falan dedi. Rica etti bizden. Biz kalsın dedik. Ne bileyim öyle olduğunu. <laughs> çocuk bir geldi. Yıllardır aynı çorabı giyiyor gibi. İçeriye girdiğinde onun yani zehir gibi bir koku geliyor. Bir hani şey var ya, bu sporcuların amonyak koktuğunda gözleri açılıyor. lan. Yani çocuğun kokusu onun gibi. Öyle bir çorap kokusu ya hayatımda görmedim. Bir de çocuk bizim gidiyor yatağımıza falan yatıyor. Hani kendi kafasına göre takılıyor. Artık kendi yatağımıza giziden o girme dönünce falan giriyorduk. Saçma sapan bir durum. Bir gün bu çocuk şey kararı almış herhalde. Çorabı yıkayayım demiş. Banyoya girilmiyor yani öyle söyleyeyim size ba banyo pes etmiş demiş ki ben artık istifa ediyorum banyo olmaktan çıktım demiş öyle bir pozisyon banyoya bir girdik inanılmaz bir koku var tepede turuncu renkli bir şey asılı ama normalde beyaz herhalde rengi. turuncuya kaçmış ilginç bir renk var orada ve kalıp duruyor hani temizlemesi anlamında bir kalıp var ya hani ee, kuruyunca şey olur kuru üzümler falan çeşitli kalıplara girer. Onun gibi bir kalıp var. Lan dedi bu nasıl bir şey? Çocuğa gerçekten çorap hediyeci dedik. Biz hayatımız böyle koku görmedik. Bak masanın başında hayatında hiç şöyle bir şey gördün mü ya? Sinek öldüğünü gördün mü? Kendi sinek intihar etmiş. Masanın başında 3-4 tane sinek ölmüş. O bile dayanamamış. Öyle bir yapıydı. O yüzden Aklınızda bulunsun erkek öğrenciler öğrenci evine çıktığınız zaman o sabunla yapmayın bunu. Ne yapacaksın? Deterjanla yapın. Yani kullandığınız sabunla az bir şey sabunla yaparak yaptığınızda koku daha derine giriyor. Ve baş edilemez bir koku haline de gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Peki hocam sabun ve deterjan kiri nasıl temizleyecek? Nasıl bir mantığı var dersek olay şu. Burada bir kir molekülünü gördün. Elini aldın sabunlamaya başladın. Normalde şöyle mesela elin yağ oldu. Hocam yalınca ne yaparsın? Elin hop üstüne sürersin. Sürme üstüne. Ne yapacaksın? Temizleyeceğiz. Yani sabunlamamız lazım. Sabunlamanın altın kuralı şu. Birinci aşama. Sabun ve deterjan suyun içerisinde çözüldü. Böyle tatlı tatlı yaklaşıyor. Aa dedi ben ne gördüm? Kir gördüm. Hemen pıtır, pıtır 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 kire tutundu. Neden? Kir apolar bir yapıdı. Sabun ya da deterjanın şu kısmı da apolardır. Apolarla bunun gürültüsü laps, laps 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 diye kire ne yaptılar? Tutundular. Bu sefer dışarıdan dedin ki hocam ben suyu açtım. Suyu açtım da gelmek istiyor ama kire tutunuyor. Gelmek istiyor kire tutunuyor. E, su akmaya devam etti. Bu sefer ne yaptın? Bu sabun ya da deterjan molekülleri kiri yüzeyden söküp aldı. Misellere dönüştürdü. İşte bu sayede temizleme işlemi yapıyoruz. Yani ilk önce elimizi köpürttüğümüz zaman hatta köpürmez. Bir kere yıkarsın köpürmez. Bir daha sıkar bir daha yaparsın bu sefer köpürür ya. İşte burada misalleri oluşturmuş oluyorsun. Bu sayede yüzey aktif madde olarak isimlendiriliyor zaten. Bu kire yüzeyden söküp almaya yarayan madde olarak karşımıza gelecek. Peki hocam katı sabun dedik ya nedir bu dersek? Ciltteki kiri temizleme özelliği vardır. Çevre kirliliğine neden olmaz. Kolayca elde edilir. Ucuz bir maddedir. Çok basit bir şekilde elde edebiliyoruz. Peki zarar var mıdır derseniz her şeyin fazlası zarar oluyor. Fazla miktarda kullanırsan cilt kuruluğuna sebep oluyor. Yani kaşıntılar, dökülmeler, pullanmalar var ya bunlara sebep oluyor. Alerjik reaksiyonları neden olabilir. Bazı hassas ciltlerde alerjiler ortaya çıkartıyor. Kullanıcılar arasında mikrop yayabilir. Yani bir kişi kullandı, bıraktı, geri gitti, aldı, o kullandı diye devam ediyor. Eskiden çok sık kullanılırdı da günümüzde artık her şey sıvı sabuna geçtiği için bu kullanıcılar arası mikrop yayılması engellendi. Sabunu ıslak kalan yüzeyde bakteri oluşturabiliyor. Yani ıslak olan bir yüzeyine kir kalıyor ya, orada da daha fazla bakteri üretiminde meydana gelebiliyor. Peki hocam, sıvı sabun keşfedildi neyse ki. Neden? Diyoruz ki ciddi kirlerden temizliyor bu adam. Katı sabunlara göre daha hijyenik. Niye tık tık diye basıp millet değmediği yerleri Kurtarabiliyoruz katı sabunlara göre cildi daha az kurutmuş oluyor İçine katkı maddeleri de eklenebiliyor zaten Zararları ek ambalaj gerektirdiği için pahalıdır çünkü bunları ne yapıyorsun Belli kutularda belli şişelerde ambalajlamış oluyorlar Plastik kaplarda saklandığı için bu plastikleri ne yapıyorsun çöpe atıyorsun yani çevre kirliliğine sebep olabiliyor Elden arınma süresi bak çok dikkat et Katı sabuna göre daha uzundur O yüzden Sıvı sabunla elini yıkadığın zaman bol suyla sürekli durulaman gerekiyor. Çünkü elden arınma süresi daha uzun olmuş olacak. Peki hocam şampuanlar var. Bunlar ne? Kir, toz ve yağları saçtan arındıran yapılardır. Farklı saç sorunlarının çözümlerinin sebep olabiliyor. Yani mesela demek ki kepeklenme var saçlarında ne yapıyorsun? Kepek önleyici şampuanlar kullanıyorsun. Ama doğal çözümü de var onun. Elma sirkesini alıyorsun. 3-4 tane aspirini ezin. Aspirinle elma sirkesini karıştırın. Duş alırken güzelce Ovuştura ovuştura yıkayın kafanızı. Bu sefer yanlış oluyor bu arada. Eğer ki kepek sorunu varsa ölü delilir. Gerçek yanlış oluyor çünkü asetil salisilik asit. Yani aspirin ham maddesi olan salisilik asitin bu kepekleri çözme özelliği vardır. İki gün tekrar ettiğin zaman 3. gün bir bakıyorsun köpek sorunu sıfıra inmiş oluyor. Hani banyo bu sefer deli gibi sirke kokuyor ama yapacak bir şey yok. Temizlikten de devam et. Peki zararları ne hocam şampuanın? Alerjik etkileri ve kansere neden olabilen bir maddedir. Fazla kullanılması da saç dökülmesine sebep oluyor. Zaten fazla kullanmak her zaman için tehlikelidir. Hocam diş macunu nedir bu? Yapısında bulunan florlar dişlerimizi güçlendirme yeteneği vardır. Nefesinizi rahatlatıyor, ferahlatıyor. Yemeklerin neden olduğu asidik ortamı nötralleştirmek için bazik özellikle maddeler şeklinde karşımıza geliyor. E, zararı var mı? Hocam hepsinin var. Yapısında fazla miktarda bulunan florur Bol bol fırçalarsan, çok fazla kullanırsan dişlerde kalıcı bir sarılığa da sebep olabiliyor. Çevreyi kirletme özelliği var ambalaj sıkıntısından dolayı. Fazla miktarı diş hassasiyeti ya da diş kaybına da sebep olabilir. Başka hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddelerinden bahsedeceğim. Bu şu sağlığa zarar verebilen durumlardan korunmak için alınan temizlik önlemlerine hijyen diyeceğiz. Ve çamaşır suyu, kireç kaymağı gibi hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddelerimiz vardır. O zaman çamaşır suyu ve kireç kayma hijyen amaçlı. Yani mikropları öldürme yeteneğine sahip olan maddelermiş bunlar. Hocam çamaşır suyu dediğimiz olay ne? Bunu ÖSYM'e sor demiştik. Sodyum hipoklorit dediğimiz yapı. Yani NaClO dediğimiz yapıdır. Sodyum hipoklorit çamaşır suyunun ham maddesi şeklinde düşünebiliriz. Bu da Artıcı özelliktedir. Özellikle mesela kıyafetlerin pigmentleri vardır. Mesela pi bağları vardır. Çamaşır suyu üzerine damladığı zaman turuncu ya da beyaz renk alıyor ya. Sebep şu. Renk pigmentleri pi bağları içeriyor. Üzerine artıcı özellik bu çamaşır suyu geliyorsa bu pi bağları kırıyor. Kırınca oradaki ışın yansıması rengi algılayamıyor gözümüz. Gözümüz oradaki rengi algılayamadığı için de beyaz görmeye başlıyor. Aslında artma özelliği de buradan geliyor zaten. Peki cildi tahriş eden alerjik bir etkisi vardır. Bu yüzden çamaşır sularının üzerine baktığın şöyle bir ünlem işareti var. Neden? Doğrudan elle temas etmemesi lazım. Çünkü ciddi tahriş etme ve alerjik reaksiyona sebep olma özelliği var. Mikroorganizmaları öldürür. Zaten bu özelliğinden dolayı anan, ablan ya da akrabaları nerede kullanıyor bunları genelde? Çamaşırlarda kullanılan neredeyse hiç görmüyoruz. Bunları banyo tuvalette deliği kullanırlar? Mutfakta deli gibi kullanılıyorlar. Yani bayağı bir fazla oranda kullanılıyorlar. Hangi özelliğinden dolayı? Mikrop öldürme özelliğinden dolayı. Bazı hastalıklı kişiler de o kadar sık kullanıyor. Her şey çamaşır suyuyla yıkıyor ki. Elleri falan artık paramparça oluyor. İçeri bir giriyor zehirleniyor onun kokudan. Ama o kişiler hala mikropların olduğunu düşünerek bol miktarda da devam ettirebiliyorlar. Renkli çamaşırlarda çok tehlikelidir. Rengi soldurma özelliği var. Peki bir diğer kim? Kireç kaymağı. Kireç kaymağı candır. Neden? Kalsiyum hipoklorit dediğimiz yapı bak. Sodyum hipoklorit çamaşır suyu. Kalsiyum hipoklorit dediğim şey kireç kayma. Bu kireçli suyun süspansiyonundan klor gazı geçirmesiyle elde edilen bir maddedir. Toz ya da tablet formlarında da bulunabiliyor. Hocam bunlar da mikroorganizmaları parçalarak yok etme özelliğine sahiptir. Ve bu yüzden genelde havuz sularını temizlemek için kullanılan maddelerden birisidir. Hani yosun tutmayı önleme, havuzdaki mikroorganizmaları öldürme diyoruz ya bu amaçlı kullanıyor. Hani demiştik ya insanlar havuza gidince bırakıyorlar. Oradaki mikroorganizmalar ölsün diye ne yapıyorlar? Kireçleme yani klorlama dediğimiz işlemi yapmış oluyorlar. Bunun da adı neymiş? Kireç kayamaymış. Buna da çok dikkat edin. İsmi ne? Kalsiyum hipoklorit şeklinde. Karşımıza gelmiş olacak. Peki. Mesela bir soru sana diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipoklorit'in formülü. Neydi? Hocam sodyum hipoklorit şunu bir hatırlayalım. ClO2, 2 clo 3 ClO4X. ClO2'ye Cl ne demiştik hocam? Hipoklorit. ClO2'ye klorit. Buraya klorat dedik. Diğerine ne de? Perklorat. Rat adını verdik. Hatta bir tekerleme yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Klorit, klorat, perklorat diye iğrenç bir tekerleme yapmıştık aklınıza kalsın diye. Kaldığını düşünüyorum. Peki, çamaşır suyu olan sodyum hipokloritin formülü neymiş o zaman? NaClO şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki, hocam, bir diğer diyor ki: Zararlı mikroorganizmaları nesnelerin yüzeyinden uzaklaştırmak için yapılan işleme dezen e, dezenfeksiyon denir. Buna göre hangisi dezenfeksiyon amaçlı kullanılır? 1. Sodyum hipoklorit. Mikroorganizmaları öldürdük mü? Öldürdük. Çamaşır suyu dedik. Bunu kullandık. Başka? Kireç kaymağı dedi. Hocam kireç kaymağı kalsiyum hipoklorit. Dezenfektan amaçlı kullandık mı? Dedik ya mikroorganizmaları nereden öldürdük? Havuz suyunu temizleme işlemi yaptık. Sirke, hocam sirke kullanılır mı? Kullanılır. Dezenfekte etmek amaçlı sirkeyi de kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Biz buna da ne diyecekmişiz? Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan maddelerden birisi diyecekmişiz. Yani cevabın E seçim olarak karşımıza gelecek. Peki, geldi. Şimdi sırada polimerler var. Polimer ne hocam? ÖSYM'nin en çok sorduğu yerlerden birisidir polimerler. Polimer şöyle bir şey. Bir tane monomerimiz var. Tek bir tane monomer. Bu monomerin sayısı binden fazla oluşup ve zincir haline gelirse buna polimer adı veriliyor. Nasıl yani? Polimer kelimesinde poli çok demek, mer birim demek. O zaman çoklu birim anlamına gelecek. O halde polimeri oluşturan en küçük birim monomer diye karşımıza geliyor. Ne demek? Bak arasında pi bağ bulunan bir yapı varsa bunun adı monomer. Monomerdeki şu pi bağını kırdım. Sağa sola açıldı ve birçok monomer bir araya gelerek oluştu. İşte bu devasal yapıya polimer diyeceğim. Ve şuradaki n dediğim sayı binden fazla monomerin bir araya gelmesiyle oluşan bir sayıdır. E peki monomerin içinde tekrarlanan şu birimler var ya. İşte bu birimlere de mer adı veriliyor. Bak monomer pi bağ bulunan yapı. Kırdım pi bağını çok çoğaltmaya başladım polimer adını aldı. Polimin içinde tekrarlanan birimleri de mer adını vermiş olduk. Peki hocam bilmem gereken birkaç polimer var mı? Dedi ki olmaz mı? Nedir bunun iki? Polietilen. Bu petişelerin kapaklarını açıp baktığınızda burada PE ya da üçgen içerisinde 2 veya 3'ü görürsün. Low density polietilen, high density polietilen. Ne demek hocam bu? Polietilen h 4 monomerinin polimerleşmesiyle olur. Hani biraz önce gösterdik ya. İleride organik kimyayı gösterdiğimiz zaman söyleyeceğiz. Dur. Şöyle açık yapayım hatta bunu. Dın, dın dın karbon dedim. Çift bağlı karbon dedim. Şuna dört tane hidrojen bağlıyorum. Eğer ki dört tane hidrojen bağlarsam bunun adı etilen monomeridir. Etilen. Bak. Etilenin şu pi bağını kırdım. Sağ ve sola ayırmaya başladım ve binden fazla monomer haline getirdiğimde bunun adı polietilen oluyor. O yüzden başına P harfini kullanıyoruz. Nerede kullanılıyor? Naylon poşetlerde, oyuncaklarda, ayakkabı tabanlarında, filmlerde, cartta, jurtta birçok yerde kullanılan bir polimer çeşididir. Başka? Hocam polietilen terafitalat. Hani diyoruz ya pet şişe, pet şişe. Aa pet şişe aslında neymiş? Buna kendi adını veren bir yapıymış değil mi? Pet şişe aslında polimerin adıymış. Nasıl bir yerde göreceğim? Etilen glikol ve terafitalik asitin polimerleşmesine oluşuyor. Şimdi buraya bir yıldız isteyeceğim. Sebebi şu, Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı monomerin bir araya gelmesiyle oluşan bir polimerdir? Bak, iki ayrı monomer. Bundan sonraki söyleyecekmem hep tek bir monomerden oluşacak. Buna iki ayrı monomerin bir araya gelmesiyle oluşan bir polimer diyeceğim. Özellikle içecek şişelerinde, kavanozda, filmde şurada burada kullanılan bir yapıdır. PET şişe adını veren polimer türü olarak da karşımıza gelmiş oluyor. Ucuz bir polimerdir. O yüzden toplatılma yapıldığı zaman kapak toplatılması yaparlar. Niye? Şimdi iki şey amaçlıyor. Kapakta yoğunluk var. Yani poli e, polietilen yüksek yoğunluklu. Polietilen geliyor. Bu kapağı toplarken ikinci amacı da şudur. Bunu toplayan kişi nedir? Duyarlı bir insandır. Yani ben o yerde buldum şişenin kapağını açtıysam şişeyi de yeri geri atma. Gidip ne yapıyorum? Çöp kutusuna atıyorum. Bu sayede dolaylı olarak çevre kirliliğini de önlemiş oluyorlar. Güzel bir proje başlatılmış oldu aslında. Bir diğeri polibini klor. Bak şimdi Biraz önce bir etilen monomeri demiştin değil mi? Etilen monomerine bir bakalım. Şimdi etilende hidrojen, hidrojen, hidrojen geldi. Eğer ki etilenden bir hidrojen çekersen ismi vinil olarak isimlendirecek. Vinil. Vinile bir klor bağlarsam işte adı şimdi geliyor. Polivinil klorür oluyor. Tamam mı? Bak vinil klorürü polimerleştirdim. Polivinil klorür olarak karşımıza geldi. Genelde nerede kullanıyoruz PVC'leri? Hani pencere kapıların doğramalarında kullanıyoruz. Bazı su geçirmez özelliğinden dolayı su borularının içerisinde kullanıyorsun. Elektrik kabloları da polimini klor'dan olur. Mesela elektrik kablosu yandığı zaman bazı yerlerde görmüştüm. Mesela sararı durur. İşte o sararma mevzusu nedir biliyor musunuz? Isındığı zaman e, klor gazlarını çıkartmış oluyor. Havayla teması yani oksijenle teması önlüyor. Bu yüzden yangının büyümesini engellemiş oluyor. Bu yüzden de elektrik kablolarında da kullanmış olacaklar. Başka politetrafluoroeten yani poli tetra fluoro eten dediğimiz ya da etilen dediğimiz yapı. Biz bunu halk arasında ne diyoruz? Teflon. Teflon tava diyoruz ya. Aa işte o. Teflon tava. Poli tetra fluoro etilen dediğimiz bir maddedir. Teflon tavanın özelliği şu. Hocam, ee, bu adam yanmaz, yapışmaz bir özelliğe sahiptir. 350 derecenin üzerine kadar ısıya dayanak, dayanabiliyor. Sürtünme katsayısı çok düşük olduğundan dolayı işte o tencere tava yapımlarında kullanılmış oluyor. Hani tencerelerde daha önceden de bunun olaylarını anlatmışım. Hocam tencere çizilirse ne olur, o kanser oluruz atalım falan. Ya yani bu çizilmeyle kanser olmanın bir an an anlamı yok. Şöyle söyleyeyim size. Bu olay şudur. Bir ticari olaydır. Yani bunu çizilince atman için söylenen bir yalan aslında. Normalde polimerlerin şunu söyleyeyim bak. Normalde polimerler zaten zararlı. Yani herhangi bir polimeri ısıttığın zaman içerisinde mikroplastik dediğimiz mevzular giriyor. Mikroplastikler vücuduna geldiği zaman yakın vadeli etkisini bilmiyoruz ama uzun vadeli bir etki yapacağını tahmin ediyorlar. Bu yüzden diyorlar kanser hücrelerinin arttırma ihtimali var. Var doğru olabilir. Ama net olarak kanıtlanan yapılarda şöyle bir şey söyleyeyim. Hani diyorlar ya polimerler doğada 300 sene de Lan 300 senesi 300 sene önce bulunmadı ki bu adamlar. Yani bu sadece varsayımdır. Varsayımları biliyoruz biz. Çünkü net sonucunu daha göremedik. 300 sene daha geçmedi bulunalı. O yüzden daha tahmin edilmiyor. Biz sadece şunu söylüyoruz. Teflon çizildiği zaman ne olur? Bu siyah kısmı teflon değildir. Krom kaplamadır. Onun üzerinde ince bir film tabakası vardı. Biz oraya teflon deriz. O film tabakası bir şekilde çizilirse oradan kazımış olursun. Artık yapışma özelliğini kaybetmiş olur. Yoksa çizildiği içine kimyasal reaksiyonlarla maddeler giriyor, kanser yapıyor. böyle bir şey yok. Çizilirse çizilmiş olur. Yani tahtayı çizersen ne olur? Çizmiş olursun. İçine bir şeyler girer mi? Girmez. Bunun gibi düşünebilirsin. Sadece oradaki çizildiği için teflon özelliğini kaybetmiştir. Yoksa kanserojen özelliğini kaybetme gibi bir durum söz konusu değildir. Tehlikeyi size söyleyeyim. Normalde teflonların ilk yapım aşamasında yüksek sıcaklıklara kadar çıkartım içindeki bağlanmayan florilerin uçurulması gerekiyor. Ama Türkiye şartlarında özellikle doğalgazın çok pahalı olduğundan dolayı endüstriyel yapıların birçoğunda bu yüksek sıcaklıklara kadar çıkartmıyorlar. Çıkartmayınca da yemek pişirilme esnasında o floriler yemeğe geçiyor. Yemekten sana geçiyor. İşte bu tehlikelidir. Yoksa çizilince tehlikeli değil. Teflon başlı başına zaten tehlikelidir. E peki Normalde sistemin ne olması lazım? Diyoruz ya cam tencere dediğimiz emayeler kullanacaksın ya da bakır tencereler kullanacaksın. En sağlıklı yapılar bunlar. Yoksa şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Hocam teflon, ha bu arada en büyük tehlikelerinden birisi. Teflonun içerisinde yağ döküp ısıtmayın. Yağ döküp ısıtınca bisfenol bileşiklerine dönüştürülüyor bisfenol, abc dediğimiz maddeler vardı İşte bunlar kanser yapıcıdır o yüzden teflon tavalarda asla kızartma işlemi yapılmaz bu çok tehlikelidir çünkü 350 derecenin üstüne çıkartırsın yapısal özellik tamamen bozulur Bozunca o yapıların tamamı teflon ile yani, yemeğinin veya da kızartmanın içine oradan da sana gelmiş oluyor burası çok tehlikeli bir madde olmuş oluyor ÖSME bunu sordu Yanmaz yapışmaz özellikle polimer şeklini sordu. Dedi ki hangisidir diye söyledi. Herkes teflonu aradı da teflon şıklarda yoktu. Niye? Teflon ticari adı. Kendi adı ne? Poli tetra etilen. Yani PTFE dediğimiz bir yapıdır. Yıldız atın. Burası önemli. Ha yapısını da göstereyim size. Mesela etilen dediğimiz yapı vardı ya hidrojende. Hah işte tetra dediği için hidrojen yerine bunları kimi bağlıyorsun? Florları bağlamış oluyorsun. Eğer ki bunun arasındaki pi bağını kırarsan, sağa sola açarsan işte bu sefer de polimerleştirme yapıyorsun. Poli tetra elde etmiş olursun. Peki hocam diğer diğeri o köpükler hani küçükken biz çok yapardık bu karmar yapardık kafasına falan vurduk milletin. Yani niye böyle canice etkiler yapıyorduk bilmiyorum. Ama günümüzde çok fazla denk gelmiyorum. Sokakta bunlarla kar yapan kimseye denk gelmiyor. Biz çok yapardık bunlar. Bu adam şu Vinil benzenin monomerinin polimerleşmesinden oluşuyor. Polistiren dediğimiz yapı. Tek kullanımlık hani tabak, çatal, bardaklar var ya onlardan oluşuyor. Benim gene tavsiyem hani bazen oluyor hocam çay içeceğim plastikli içme sakın. Nedir karton bardak iç. <laughs> ya o karton bardakında ne var? Olay şu karton normalde hocam kağıt suyu geçirmez mi? geçirir. E, çay döküyorsun bu niye geçmiyor sence? Olay şu bu dış kısmı karton olsa da iç kısmını bunun polimerle kaplıyorlar. Bu polimer ısıya karşı çok dayanıklı bir polimer değil. O yüzden bunlar da çay kahve içmemen lazım. Mikroplastiklerle doldursun vücudunu. Peki ne yapacağım hocam ben bunları? Su içebilirsin, meşrubat içebilirsin ama bunlar sıcak içecekler içme. Çok zararlıdır onlar. O yüzden karton diye düşünme. O karton zaten şöyle yandan doğru sığmaya çalışınca jelatin gibi bir şey çıkar. Lan bu ne? Hani kartondu? Karton olsa zaten ıslanır gider. O yüzden onun içerisinde ne yapıyorlar? Plastikle kaplıyorlar. O yüzden buraya da dikkat etmen gerekiyor. Bunlar başka nerede kullanılıyor? Yumurta kapları, plastik köpükler gibi koruyucu maddelerin yapısında da bulunmuş olacak polistiren. Hocam, kauçuk iki türlü var. Hem doğal hem yapay kauçuk var. Doğal kauçuk, kauçuk ağacından ortaya çıkıyor. Kauçuk ağacını böyle çizerler, ortada beyaz bir sıvı akar. İşte o nedir? Doğal kauçuk maddedir. Yapay olarak da elde edilebiliyor. E, esnek ve suya karşı dayanıklı bir maddedir. Araba lastikleri aminat eldivenlerinde kullanımı özelliği vardır. Bu kauçuk dediğimiz maddenin de. Peki bir diğeri kevlar. Hocam bu ne? Yelek koymuşlar. Kevlerin özelliği var. Kevlar kopmuyor. Bu merit öyle bir yapıyorlar. Öyle bir polimer düşün kopartamıyorsun. Bu yüzden çelik yeleklerin yapımlarında kullanılıyor. Kevlar bir örgü şeklinde çelik yelekleri böyle düz gelirler, yan giderler, çapraz gelir, öbür türlü yapar. Olay şu, mermi geldiği zaman mermi buraya gelir, esner ve durur. Ama merminin geçmesine engel oluyor. Bu yüzden çelik yeleklerin yapımlarında kullanılıyor. Yoksa içinde çelik koymuyorlar. Kevlar deniz bir polimer koyuyorlar. Hatta bu adam fren balatalarında, gemi alatlarında... Bunlarda kullan, kopma özelliği yok. Kopartamıyorsun bunu. Çok sağlam bir polimer. Bu yüzden dedik kurşun geçirmez yeleklerde, zırhlı araçlarda, gemi halatlarında paraşütçülerin iplerini kullanılan bir malzeme olduğunu söylemiş oluruz. Peki hocam, polimer polimer dedik de bunun bir avantajı ya da dezavantajı var mı dersek? Bir, çok farklı amaçla kullanılan polimerlerin olumsuz ve olumsuz yönleri vardır. E, polimerlerin genel olarak olumlu ve olumsuz yönlerini incelemek istersem şöyle bir şey karşıma gelecek. Bak, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerdir. Bu bir olumlu yön. E, yaprak ve su kirliliğine... Yaprak ne ya? Toprak olacak biraz. Toprak ve su kirliliğine neden olma özelliği vardır. İşlenmeleri daha kolaydır. E, basit bir maddedir. Bu da petrol ve türevlerinden elde edildiği için biz ne dedik? Hem ekonomik açıdan sıkıntılı hem de çevreye zarar veren bir madde olacak. Esnek ve hafif bir malzemedir. Bu yüzden kolay taşınabiliyor. Ahşap yerine kullanılmaları, ormanların yok edilmesini büyük ölçüde engel. Bak bu bu yönden avantajlı. Yani ormanların yok olmasına engel oluyor. Fakat atıkları görüntü ve çevre kirliliğine sebep de olabiliyor. Peki ısı ve elektriği iletme özelliği yoktur. Bu yüzden genelde hani elektrikçiler ne yapıyorlar? Hocam kontrol kalemi dış, dış kısmı ne? Polimer. E neden? Çünkü elektriği iletmiyorlar bunlar. Bu adamların doğada parçalanmayan polimerler yani canlı yapım, yaşamını olumsuz etkiliyor ve kanserojen etkiler gösterebilecekler. Bu adamların maliyetleri çok düşük olmuş oldu. O yüzden rahatlıkla üretebiliyorum ve bazı polimerlerin de geri dönüştürülmesi mümkündür. Geri dönüştürdüğün zaman hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorsun hem de çevre kirliliğini en aza indirgemiş oluyorsun. Peki hocam oyuncak ve tekstilde kullanılan polimerlerin özelliğine şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Polimerlerin yapısında farklı özellikler kazandırmak için bazı maddeler insan sağlığı için zararlıdır. Mesela özellikle polimerleri ısı ve güneşten uzak tutman lazım. Çünkü bununla ilgili farklı maddeleri de veya da yapıları da dönüşebiliyorlar. Biz dediğim gibi bisterol, A, bir e, plastikleştirici, etilen glikol, elyaf, P, PBB dediğimiz maddeler var. Bunlar çok zararlı maddelerdir. Bunlar insan sağlığı açısından ciddi önem arz etmiş oluyor. Peki hocam bu sistem nasıl olacak? Şöyle bazı işaretler göreceksin. Bu geri dönüşüm simgeler. Nedir yani? Kullandığın maddeleri geri dönüştürebileceği ve tekrardan kullanıma sunabileceği polimer maddelerdir. Veya da bunları e, plastik şişelerde, camların üzerlerinde ya da bazı kağıtların üzerlerinde göre, görebilirsin. Bunu gördüğünde geri dönüşüm anlamına geldiğini unutma. Bir diğeri polimerlerin geri dönüşmesi. Nasıl yani? Polimerlerin büyük bir kısmı petrol ve türevinden elde ediliyor ya. Bu nedenle geri dönüşümü hem ülke ekonomisine katkıda bulunacak hem de çevre kirliliğini aza indirgeyecek. Yani geri dönüştürebildiğim birçok madde var. Bunlardan biri polimerler, plastikler olacak. Bir de kağıtları geri dönüştürebileceğim. E, kağıtlar nedir? Selülozdan yapılan bir maddedir. Bu yüzden ağaçtan elde ediyoruz değil mi? Yani eğer ki kağıtları geri dönüştürürsek çevreye ciddi oranda e, fayda sağlamış olacak. Çünkü ağaçların kesilmesini engelleyeceğiz. Ağaçların kesilmesi sera etkilerini azaltmış olacak. Yani birçok dolaylı faydasında olduğunu göreceksin. Bir de mesela cam malzemeler. Camların da geri dönüştürülmesi önemlidir. Neden? Çünkü ham maddesi nedir? Kumdur değil mi? O zaman camı elde etmek için çok fazla enerji harcıyorsun. Enerji harcamak için ne yapıyorsun? E, petrol ve türelerini tüketiyorsun. Bu yüzden geri dönüştürdüğün zaman bunların üretiminden daha az tüketim maliyeti sergilemiş olacaksın. Ve son olarak da metallerin geri dönüşmesi. Olay şu, yeryüzü kaynaklarını verimli kullanmamız lazım. Yani yeryüzünden o topraktan gelen o da olsa istediğimiz gibi kullanırız diyemiyoruz. Bu yüzden bunları koruyacağız ve gereksiz enerji sarfiyatını önlemiş olacağız. Mesela bunlar arasında demir ve çeliğin geri dönüşmesi karbondioksit emisyonunu azaltarak iklim değişikliğini önler. Çünkü bunların sanayilerinde ee, Karadeniz'de biliyorsunuz gittiğiniz zaman Ereğli'de demir çelik fabrikası var. Bu deli gibi duman çıkar. Ne duman çıkıyor? işte zararlı gazlar çıkıyor. İşte bunların çıkmasını en aza indirgemiş oluyorsun. Do dolaylı olarak da çevreye faydalı bir işlem yapmış oluyorsun. Peki şimdi geldik. Hocam sırada kozmetikler var. Şimdi kozmetik deyince aklımıza ne gelecek? Vücuda sürülen temizleme ve güzelleşme amacıyla kullanılan maddelerdir. Kozmetik maddelerin çok sayıda içerisinde katkı maddesi bulunuyor. Mesela bunlardan birisi koruyucular. Nasıl yani hocam koruyucular? Bunlar normalde kozmetik malzemeler kullanıldığı zaman parmağın değiyor, elin değiyor, yüzüne değiyorsun. E bakteriler normalde bakteri üretiminden dolayı çok ciddi bir enfeksiyon geçirme ne olacak. Bunu yapmayı önlemek için ne yapıyorlar? Mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek ve raf ömrünü uzatmak için koruyucu maddeler koyacaklar. Bunlar yalnız toksik ve kanserojen etkileri var bu koruyucular. O yüzden kullanmak çok avantajlı değil diyoruz ya. Mesela saç boyası, şampuan, maske içerisinde ne içeriyor? Paraben dediğim maddeler içirebiliyor. Ve bunlar da ne yapıyormuş? Kanserojen etkiler yapabiliyormuş. Peki bir de ağır metal dediğimiz olaylar var. Nedir bu ağır metaller? Ürünün kalıcılığını ve parlaklığını arttırmak istiyorlar. Kalıcılık ve parlaklığı arttırmak için içerisinde olabildiğince fazla ağır metal kullanabiliyorlar. Mesela nikel, kurşun, civa Kadmiyum, kalay, bakır gibi maddeler bunların içerisinde ağır metal olarak nitelendiriliyor. Ve bunlar sinir sistemine zarar veriyor. Zamanla da ne yapmış olacak? Kanserojen etkiye de sebep olabilecek. Bunları da istemiyoruz ama dolaylı olarak çok kullandığınız için kısa vadede değil de uzun vadede etkisiyle karşılaşabilirsiniz. Genellikle mesela boyar madde aklınıza geldiğinde bütün boyar maddelerin içerisinde ağır metalleri koyuyorlar. Çünkü boyanın tutulmasını sağlayan maddelerden bir tanesidir bu. Peki hocam. Fitalat. Fitalat mı? Hocam bu ne? Renk ve kokuların daha iyi ortaya çıkmasını sağlayan maddelerdir. Yani e, çoğu maddenin içerisinde hoş olmayan kokular ve renkler vardır. Bunları biz ne yapacak? Baskılamak için fitalatlar kullanıyoruz. Sinir sistemine, gelişim bozukluğuna, nöron ve ürünme sistemine hasar verendir. Fitalatlar hatta PET diyoruz ya PET polietilen terafitalat. Bak fitalat. Asa pet şişelerin de içerisinde bulunuyor. O yüzden güneş ışığına çok fazla maruz kalmaması lazım. Ya da biz bunları cam şişede kullanmamız gerekiyor. Bunlar fitalatlar genelde deodorant tırnak cilasında ya da dudak parlatıcıların içerisinde kullanılan bir madde olmuş olacak. Hocam bir de koku vericiler var. Şimdi maddelerin içinde dedim ya çeşitli kimyasallar kullanıldığı için hoş olmayan kokular da çıkabiliyor. Bu kokuları önlemek için kullanacak Ancak bunlar Alerjik reaksiyonlara, migrenlere ve astıma da neden olabiliyor. Yani bunun gibi zararlı etkileri de ortaya çıkıyor. Kozmetik ürünlerin çoğunda biz ne diyoruz? Bu koku verici maddelerle karşılaşmış oluyoruz diyoruz. Peki geldik. İlaçlar. Nasıl hocam ilaçlar deyince? Şimdi ilaç biliyorsun hastalığın anlaşılması, tedavisi, önlenmesi, vücuda alınan ve uygulanan maddelerdir. Bu ilaçların vücutta uygulanacağı bölgeye göre çok farklı formlarda hazırlanıyor. Nasıl yani farklı formlar? Mesela hap formu var. Nedir bu? Renkli renkli haplar yapıyor. Bu ilaçların ayırt edilmesini kolaylaştırıyor. Ve e, birden fazla etken maddeye sıkıştırarak tek seferde kullanmaya sebep oluyor. Bunu ağız yoluyla vücuda alabildiğimiz için rahatlıkla bir kullanım formu vardır. Fakat bunu çoğu çocuk veya da küçük yaşlıklar kullanamadığı için bu formu değiştirdiler. Ne yaptılar bu sefer? Şurup formunu döndürdüler. Genellikle çocuklar ve solunum rahatsızlığı çeken kişilerde. Hani diyorlar ya ben ilaç yutamam, ben hap yutamam diyen kişiler de oluyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kapsüllü ilaçların içerisindeki kapsülü açıp içmeye çalışma sakın. Niye? İlaçların üzerlerinde jelatinimsi bir yapı vardır. Hatta normal formlarda da vardır. Eğer ki kırılma çentiği olmayan bir ilaç varsa sakın kafana bile kırma. Çünkü bunun üzerindeki polimerik bir yapıdır. Ağızda değil. Nerede çözülmesi gerekiyor? Ortada çözülmesi lazım. Mesela Ağrı kesicilerin bir üzerinde şöyle bir ibare yazar. Kalın puntoyla der ki kesinlikle ağızda çiğnenmemeli. Niye? Ağızda çiğnersen beyin kanamasına sebep oluyor. Yani onun midede çözülmesi lazım. Böyle de ağır etkisi var. O yüzden ilaçları normal kullanımları neyse ona göre kullanman lazım. Yani ben kapsül içemiyorum açayım ağzıma dökeyim deme sakın. Yani kapsül içemiyorsan içme o ilacı. Köşede kalsın boşver. Dediğim gibi açıp içtiğin zaman ağızda çözülmemesi gereken bir ilaç ağızda çözülürse çok ciddi de rahatsızlıklara sebep olabilir. Bir diğer form herkesin bayıldığı iğne formu. Hocam bu nedir? Enjektör yardımıyla kas içine, damarlara, deri veya da deri altına direkt müdahale eden ilaç formudur. Çok hızlı bir etken yapısı vardır. Sebebi ne? Ağrıyan bölge neresi doğruca oraya enjekte ederek kullanılan bir ilaç formu olacak. Peki bir de merhem var. Ne diyorsun? O omzum ağrıyor diyorsun. Gidin omzuma merhem sürüyorsun. Neden? E çünkü diyorsun ki o deri altına oradan emilsin. İlaç orada etki etsin denilen bir formdur. Bu yüzden etken maddesi yağ bazlı dağıtıcı içerisinde yer aldığından dolayı yarı katı ilaç formu şeklinde de bahsedilebilir sana. Peki hocam yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı bizim Türklerin en çok yaptığı yapılardan bir tanesi. İlaçların mutlaka ama mutlaka doktor önerisiyle kullanılması lazım. Sakın hocam benim kaynım kullandı çok güzelmiş ya falanca kişi kullandı ben de içeyim ağrı geçirdi aman diyeyim. Çünkü onda olmayan bir rahatsızlık sende olabilir etken maddesi sende alerjik bir etki sebep olabilir ve bu da ciddi problemlere neden olabiliyor. Peki ilaç paketlerinin üzerinde yer alan koşullarda muhafaza edilmeli ve son kullanma tarihine dikkat etmen lazım. Ya yani herkesin evinde bir Ezda deposu var. Baktınız mı? üzeri sararmış ilacın. Yani kabı sararmış diyor ki hani atma onu ben kullanıyorum çok iyi geldi. Tarihi geçmiş bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? İçerisindeki etken madde yapıyı bozuyor. Bu sefer farklı alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkartabilir. Allah korusun ölüme kadar götürebiliyor. Çok tehlikedir bu yapı. Gereksiz ilaç kullanımı. Yani bizdeki en çok olan şey. Kavga çıkartıyoruz ya. Bana ilaç yazsana. Ya ilaç yazsana diye bir şey yok. Şöyle bir şey. Ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Çalışmaya başlayan annenizle babanızla biliyorsunuzdur. Ee, kendi maaş bordrosu vardır. Maaşım bu kadar, ulan elime bu kadar geçiyor. Niye? Çünkü SGK kesinti yapıyor. Niye? Çünkü kasalar boş. Sebep şu, sürekli ilaçlar kullanıldığı için ve bu ilaç sektörü de dışarıya para aktardığı için kasalar boşalmış oluyor. İlk, ülke, ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyoruz. Ha ah, şu gereksiz ilaç kullanımını önlesek var ya, ciddi anlamda yükselişe geçmiş olacağız. Peki, yanlış ilaç kullanımı hocam, hem sağlık açısından zararlı hem de çevreye de zarar veriyor. O yüzden biz yanlış ve gereksiz ilaç kullanmamayı istiyoruz. Peki geldik. Gıdalar. En sevdiğimiz. Hocam. Üretiminde hiçbir kimyasal gübre ve katkı maddesi kullanılmaya herhangi bir işlemden geçmemiş gıdaya biz doğal gıda diyoruz. Neredeyse günümüzde yok denecek kadar az. Peki Doğal gıdalar oksitten ve mikroorganizmalardan dolayı çok uzun süre tutulamıyor. Yani anında bozulmaya başlıyor. Raf ömrünü uzatmak için içine koruyucu, renklendirici gibi çeşitli maddeler atılan gıdalar ise biz ne diyeceğiz? Hazır gıdalar adını vereceğiz. Peki hazır gıdalar derken bunların içine mesela biz koruyucular atıyoruz. Raf ömrünü uzatmak için. Yoksa düşünsene içerisinde mikroorganizmalar üredikten sonra yapısal özelliği bozmuş olacak. Mesela Ekmeği dışarıda bıraktığın zaman birkaç gün içinde küflenmeye başlar. Git bir bisküvi bırak bakalım. Hiçbir şey olacak mı? Haftalar geçsin küflenme yine göremez. Niye? İçinde deli gibi koruyucu maddeler var. İşte bu koruyucu maddeler bakterilerin üremesini engelliyorlar. O zaman hazır gıdalarda oluşabilecek bakteri ve küfe karşı gıdayı rengini ve aromasını korumak, raf ömrünü uzatmak, pH değerini arttırmak için kullanan malzemeleri biz ne diyeceğiz? Koruyucular ya da antimikrobiyal maddeler diyeceğiz. Renklendiriciler olacak nedir? Bazen bazı gıdalar var rengi seni ulan şunu bir yiyeyim diyorsun canım çekti diyorsun. Aslında öyle bir rengi yok. Bunun, bunun içine renklendirici koyuyorlar. Hazır gıdayı daha çekici hale getirebilmek, raf ömrünü uzatmak için yapılan bir etkinliktir bu. Peki emülgatürler Hocam nedir bu? Homojenize göstericiler. Mesela sen ne yapıyorsun? Kahve içmek istiyorsun. Gidiyorsun ve ikisi bir arada, üçü bir arada, döküyorsun karıştırıyorsun, içiyorsun. Homojen duruyor. Nasıl homojen duruyor? Heterojen bir olay. Çözelti yok ki orada. E peki hocam dağılıyor her yeri nasıl? İşte içinde emigratör kullanıyorlar. Emigratör kullandıkları için bunu homojenize gösteriyor bu sayede. E o zaman gıda, su, yağ gibi heterojen bileşenleri birbirine karışmasını sağlayan bir maddedir bu. Başka? Hocam tatlandırıcı kullanıyorlar. Nedir? Hocam yedin bir madde de ooo deli gibi o tadı alıyorsun. Şimdi mesela çilekli bir şey yedin. İçinde çilek oranı binde bir bile değil. Dedin ki deli gibi çilek tadı geliyor. Neden? İşte bu tatlandırıcından dolayı. Ya da gidiyorsun diyorsun ki muzlu süt içeyim ben. İçin o içinde bol miktarda muz var herhalde. Çok güzel tat geliyor. Desen de içinde neredeyse muz yok. Ne yapıyorlar? Yapay tatlandırıcılar koyuyorlar. Bunlar da sağlık açısından hiç faydalı olmayan yapılar oluyor. Geldik iki işlem pastörizasyon ve UHT. Bak bunlar çok önemli. Pastörizasyon dediğimiz olay şu. 100 derecenin altındaki sıcaklıklarda uygulanır. Süt ve süt ürünlerine uygulanıyor. Amaç ne? Normalde sütlerin içerisinde bakteriler vardır. Bu bakterileri belli oranda ısıtarak öldürmemiz lazım. Çünkü bunlar özellikle küçük çocuklarla teması halinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor, ölümlere kadar Allah korusun götürebiliyor. Peki ne yapacağız biz bu pastörizasyon işleminde? İçindeki patojenleri yok etmek istiyoruz. Yani yaklaşık 70'te 100 derece aralığında ısıt sıcaklıklarda ısıtılıyor. Bu sayede içerisindeki patojenleri öldürme amaçlanıyor. Belli bir kısım hocam ee, verimi veya da mineralleri kayboluyor mu? Bir kısmı kaybolur ama çoğunluğu durmuş olur. Bu yüzden pastörizasyon bizim için çok önemli bir işlemdir. Peki UHT ne? İşte bu sıkıntılı. Uzun ömürlü mevzu. Hocam hani diyoruz uzun ömürlü süt alıyoruz. UHT yazıyor. Nedir bu? Süt ve süt ürünlerin UHT işleminde 2 saniye boyunca en az 138 derece Celsius'a yani yüzün ciddi üzerine çıkartıyoruz bas Çıkartarak ısıtılıyor. Amacım ne? Raf ömrünü uzatmak. UHT'lerin üzerine bir bakın. 1 sene, 2 sene olan diyor. Nasıl bir raf ömrü? İçinde bakteri kalmamış ki. Bunun için yapılan bir maddedir fakat bu Sütün içindeki bütün mikroorganizmaları öldürüyor. Şimdi raf ömrünü arttırıyor ancak bu sefer besin değeri azalıyor. O yüzden e, pastörize sütleri kullanmak UHT'den daha faydalı. O yüzden diyoruz hani günlük sütler kullanın. Amacı ne? İçerisindeki e, besin değerlerini yok etmediğin sütler oluyor. Pastörizasyon 70'te 100 aralığına kadar uzun süre kaynatarak yaptığım bir yöntem. UHT en az 2 saniye boyunca 138-140'lara kadar çıkarttın ama içerisindeki bütün patojenlerle birlikte mikroorganizmaları da öldürdüğün bir süt çeşididir. Peki geldik bu sefer yağlara. Hocam yağlar ne? İlk karşımıza gelen katı yağlar. Nedir bu hocam? Oda sıcaklığında katı halde bulunuyor bu adamlar. Bitkisel yağların hidrojenle doyurulması veya da hayvansal yağlardan elde edilen bir yapıdır. Bizim en meşhurumuz tereyağı. En sevmediğimiz margarin gibi katı yağlar olacak. Tereyalar yanma eğilimindedir. Bu yüzden tereyalarla kızartma işlemi yapılmaz. Çok büyük bir zararı vardır. Tereyalarla kızartma yaparsa zaten ısıttığın zaman bu olan bir anda kararmaya başlıyor. Ya yanar işte. Biz o yağda kızartma yapmayız. Peki hocam margarinlerde bu sefer içerisinde trans yağ dediğimiz bir yağ türü içeriyor. Bunlar da sağlık açısından ciddi oranda zararlı olmuş olacak. Hocam sıvı yağlar ne? Bu sefer de şundan bahsedeceğim. Oda sıcaklığında bunlar sıvı halde bulunuyor. Yani sıvı yağlar bitkisel kaynaklı olur. Bitkilerden elde ettiğimiz yağlar olacak. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, soya yağı gibi birçok yağlar olmuş olacak. Bunlardan elde ettiğim yapılar olacak. Peki hocam yağ endüstrisinde bize bir sızma yağ geliyor. Nedir bu sızma? Diyorsun ya yağın yapısı değişmeden saflı ve tekniği mekanik tadı mekanik tekniklerle korunarak elde edilen bir yağ türüdür. Sadece su ile yıkama çöktürme, süzme ve santrifüjleme yapılır. En sevdiğimiz yağdır. Sızma yağlar. Peki asit oranı bunun yüksektir yalnız. Yani direkt e, işte zaman çok asitik bir tat, boğazımı yakan bir tat diyor. Yani işte bu sızma yağlardır. Keskin ve güçlü bir tada sahiptir bu sızma yağlar. Hocam rafinere yağ nedir? Bu sefer yağın yapısı değişmiyor ama artma koku, asitlik ve reçine giderme işlemleri yapılıyor bunlarda. Yani daha e, kullanılabilir hale getirmek isteniliyor. Yağ yabancı bir madde atılmaz. Kokusu ve oranı az, açık renkli yağlar olacak. Yani sızma yağlar birinci kaliteler oluyor. Ondan sonra rafine yağlar şeklinde geliyor. Peki sonra rivera yağı. Duyuyorsunuz genel hocam bu ne? Rafine yağ %10-15 oranında sızma yağı karıştırılır. Yani arada kalan bir yağ şeklidir. Sızma yağı göre tadı ve kokusu daha hafiftir. Sızmalar çünkü çok serttir. Rivera karıştırılmış bir yağ türü olarak gelecek. Winterize yağlar. Hocam bunlar yağ asitleri aşamalı olarak bu sefer ne yapılıyor? Soğutuluyor ve donduruluyor burada. Hocam donmuş yağ asitleri bu sefer süzülerek yağdan uzaklaştırılıyor. E i̇şlem sonrasında yoğun bulanıklık gideriyor. Normal bulanık ve yoğun bir bulanıklık vardır. Bunlar dondurularak içerisine alınıyor. Bu şekilde daha opak yani parlak bir renk almış oluyor. Peki ne yaptık? Uzun bir maceranın sonuna geldik. Şimdi buraya kadar geldik ve TYT'yi bitirdik. Güzel bir yolculuktu. Aslında seninle uzun bir yolculuğun sonuna değil. Başlangıcına geldik. Murat ışıkları kapatalım mı burada ya. Işıkları kapatalım çünkü ben bunları aydınlıkta söyleyebileceğim sizlere. Çünkü şu an ne yazık ki aydınlıkta değiliz. İlk kez senden bir şey isteyeceğim. Şu an 2 iki de izlemeye bırakacaksın. Köşeye bırak. Her zaman neşeli şeyler söyledim. Ve kapanışları hep neşeli yapmaya çalıştım seninle. Ne yazık ki son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı neşeli bir kapanışı ben de yapmak istemiyorum. Öyle bir zamana denk geldik ki bizler kadınlarımızı, kız çocuklarımızı hatta üzülerek söylüyorum ki bebeklerimizi bile koruyamaz hale geldik. biz yapan değerlerden uzaklaştık inan bilmiyorum. Bizim tek bir şey var. Ülkenin aydınlığa çıkması gerekiyor. Ve bunu yapacak kişiler de sizlersiniz. Hani öyle umutsuzluğa kapılmak, vazgeçmek, terk etmek, pes etmek falan yok. Bu mücadeleyi siz vereceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Başarıysa başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenlerindir. Hepinizin başaracağını biliyorum. Bu ülkenin geleceği de sizlersiniz. Bu ülkenin geleceği sizlere emanet zaten. Daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğinizi de biliyorum. Ve hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. はい。<music>